Arkadaşlar merhabalar, ben Oğuzhan Hoca. Tekrardan karşınızdayım. 10 tane mükemmel ÖSYM kelimesi anlatacağım. Sona kadar dinleyin. Sonda çok ilginç bilgiler var. Hadi başlayalım. 1-2 dakikada bitireceğiz. Birinci kelimemiz kalburüstü kelimesi. Kalburüstü, kaliteli, nitelikli, seçkin, elit demek. Hocam aklımızda nereden tutacağız? Bakın kalbur elek tarzı bir şeydir, nesnedir. Kalbur üstü dediğiniz zaman yani kalburun üstünde kalacak, üstte kalacak. Üstte kalırsa nedir? Güçlüdür. Aşağıya düşmemişse güçlüdür. Örnek verecek olursak yazarın kalbur üstü eserleri vardı. Yani kaliteli, nitelikli, seçkin, elit eserleri vardı diyebiliriz. Koyduk kenara bunu. Gün aşırı, bir gün aşacak sonraki gün. Yani kaç günde bir? 2 günde bir. Osmanlı Kıbrıs'a gün aşırı seferler düzenlemiş. Yani 2 günde bir eserler düzenlemiş. Aklınızda kalsın bu da. Yalın kat, çok çıkar dikkat ediyorsunuz. Yalın kat, bakın kat yalın. Bir tane kat var demektir. Yani yüzeysel demek. Bunu mecazi olarak böyle düşünebilirsiniz. Yazarın eserleri yalın kattır. Yani yüzeyseldir. Yani derinliği olmayan anlamında kullanılmıştır diyebiliriz. Ağdalı. Yazarın ağdalı bir dili var. Yani anlaşılması güç. Yani kapalı. Yani söz sanatı çok olan demektir. Bu da aklınıza kalsın. Salt. Ya bunu anlatınca birçok öğrenci tuz diyor. Ya hocam salt tuz demek. Ya bu kadar da İngilizleşilmez değil mi arkadaşlar? Salt evet İngilizce'de tuz ama Türkçe'de sadece demek, yalnızca demek. Yazar eserlerinde salt Türkçe kullanmış. Yani sadece Türkçe kullanmış. Yabancı kelimeler yok demektir. Geldik kanıksama. Kanıksamak olumsuz bir duruma alışmaktır. Onun sözleri artık beni etkilemiyor. Yani ne yapmışsın? Kanıksamışsın. Ya da bir ortama girdim müthiş bir ayak kokusu var. Allah şu an beni çarptı. İlk etapta çok rahatsız oluyorsun. Daha sonra ne yapıyorsun? Kanıksıyorsun. Artık bu koku beni etkilemiyor. Yani kanıksadım. İğrenç örnek. Kendimden de iğrendim. Yatsımak arkadaşlar. Yatsımak inkar etmektir. Yani kabullenmemektir. Birisi size şu cümleyi kurduğunuz zaman altınları sen mi çaldın? Ben mi çalmışım? Yani ne yapıyorum? Kabullenmiyorum. Yatsıyorum. Yatsımak kabullenmemektir, inkar etmektir. Tek düzelik, genelde evliliklerimiz böyledir değil mi? Tek düze bir evliliğimiz var. Yani sıradan, yani monoton, yani hep aynı olan demektir. Aklınıza kalsın, monoton, mono bir demektir. Bir tonu olan, iki tonu olmayan, tek düze, sıradan. Bu da aklımıza kalsın. Devinim, devinim arkadaşlar hareket demektir. Genelde öyküleyici anlatımlar içerisinde olur değil mi? Keloğlan padişahtan kızını ister. Bakın bir hareket, bir olay. Padişah kızını Keloğlan'a vermez ve Keloğlan'ı şutlar. Ne yaptı? Bir olay, bir hareket var. Bu da devinimdir. Fit olmak. Genelde yanlış biliyoruz fit olmayı. Ya biz kilo verdik çok şükür. Artık çok fitiz. Arkadaşlar yanlış. Böyle bir şey değil fit olmak. Fit olmak ödeşmek demek. Bir adamdan aldın 30 lira para. Gittin onun karşılığında ona herhangi bir malı verdin ve ödeştiniz. İşte fit olmak, ödeşmek demek aklınızda burada kalsın. Çok güzel kelimelerdi. 10 kelime. Kanalımıza abone olun ki devamı gelsin. Videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.